Hadisle göre şifadır. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanı bir başka ihmal ettiğiniz sünnet de var. Kız çocuklarını 9 yaşına gelince bu sünnet-i şeriflere uyarak peygamberi izlemiyor musunuz? Sağ el, sol el, sol ayak, sal ayak, diş fırçası bile. Sakal makal, gerçi o konularda da bilmiyorsunuz yani. Seçmeyen. Aslında sakal kesmek birçok mezhebe göre haram. Yani istersen onun şeyine bakalım, hangi mezhebe göre haram. Sen bıyıklarını kısaltman lazım, sakalını uzatman lazım. Sen Diyanet İşleri Başkanı tam tersini yapıyorsun. Yani sünnete, kendi halka ettiğin sünnete, hadise aykırı davranıyorsun. Tersini yapıyorsun. Güya hadise göre diyor ki bıyıklarınızı kısaltın, sakalınızı edin. Sen tam tersini, sakalını kesiyorsun. Nurcular da öyle bıyık, böyle badem bıyık ama sakal yok. Hello, ne yapıyorsunuz? Kendi hadis kitaplarınızda tersi. Şimdi sen kız çocuğunu halka diyeceksin ki peygamberimizin pek tatbik edilmeyen bir sünneti var. Bu önemli bir sünnet. Kız çocuklarınızı bundan sonra 9 yaşına, 10 yaşına gelince, hadi 13 yaşına gelince 50 yaşlarında, 55 yaşlarındaki hacı amcalara ediniz, evlendiriniz. Bu da sünnet. Sünnet değil mi? Peygamberin yaptığı değil mi? Niye onu yapmıyorsunuz? Bir gecede 9 eşiyle cinsel ilişki, niye bunu yapmaya çalışmıyorsunuz? Okuma yazma bilmeme, niye bu sünnet değil? Peygamber okuma yazma bilmiyordu size göre, sizin bu hikaye kitaplarınıza göre. Ve Ramazan'da övüp duruyorsunuz okuma yazma bilmeyen diye. Kelimenin anlamını değiştirmişsiniz, ümmi kelimesini. El ummi, el ummi millet diyor. Yani övüyorlar. Okuma yazma bilmeyen, okuma yazma bilmeyen, sanki büyük bir marifetmiş gibi. Peygamberi okuma yazma bilmeyerek övdürtüyor şeytan. Niye okuma yazma bilmeme sünnetini uygulamıyorsunuz? Peygamber emretmiş, öğreniniz demiş. Peki kendisi kendi emrettiğini, kendi halka tavsiye ettiğini niye kendisi yapmıyor? Yapmamış. Kur'an'da bir ayet yok mu? Niye halka dediğinizi, kendi yapmadığınızı halka diyorsunuz? Lime tekulune me tefalun. Peygamber size göre bu ayete muhatap oldu. Halka ya okuma yazmayı öğreniniz dedi. He? Sünnet o. Peki kendisi niye öğrenmedi? 23 sene yetmedi mi öğrenmesine? Hem de dikte ettiriyor. Öğrenemedi mi? Haşa. Yani zekası o kadar mı yoktu? Ya öğrenmek istemedi ve öğrenemedi. Her ikisi de peygambere büyük hakaret değil mi? Allah aşkına sen doktora almışsın. Senin basın müşavirlerin falan bunlar üniversite tahsili adamlar. Bırakın saçma sapan hikayeleri millete anlatmayı. Bırakın yalan söylemeyi. Bırakın milletin önünde eğilip kalktığınız için para almayı, maaş almayı, bu işler, bu ne işi ya? Siz İslam'ın, Allah'ın en büyük düşmanlarısınız. Kur'an'daki ayetlere göre din adamları. Allah adını istismar edenler. Allah adına yalanlar uyduranlar, onu satanlar. Sen din gününde eğer böyle devam edersen, din gününde sen Firavun'la beraber olacaksın. Ebu Cehil, Ebu Leheb dediğin adamlarla birlikte aynı safta olacaksın. Beni dinle güzel kardeşim. Beni dinle derken yani ben kimim be? Ben müezzin bile değilim. Ama bu sözleri bir düşün üzerine, tefekkür et. Git bir Kur'an'ı oku. Kendin için oku. Kendin için muhatap ol Kur'an'a. Yani şu ayetler Yahudiler içindir, şu ayetler Hristiyanlar, şu ayet Ekim Mekke müşrikleri, şu ayetler şunlar içindir. Sana hiçbirisi gelmiyor değil mi? Ama sen aynısını yapıyorsun, aynısının tıpkısını yapıyorsun Yahudilerin, Kur'an'da eleştiren Yahudilerin, Hristiyanların ve Mekke müşriklerin aynısının tıpkısını yapıyorsun. Ama maşallah Kur'an'ın hemen hemen bütün ayetlerini esatirul evvelin yapmışsınız. Eskilerin hikayesi diye. Ben öyle sünniye diyorum, bak sen böyle diyorsun. Bak ayet ne diyor? Aynen senin yaptığını eleştiriyor. Yok diyor, onlar işte şeyler hakkında, başkaları hakkında. Ben diyorum bak ayet böyle diyor, senin mollaların böyle diyor. Aynı onları. Yok, bu onlar hakkında değil, bu eskiler hakkında. Esatirul evvelin yaptınız Kur'an'ı. Ondan sonra göğe Kur'an'a açıklama adına tutup bu ciltlerle palavra kitaplarını millete
din diye yutturuyorsunuz. Ondan sonra bir kitaplarda gizlice ameliyat yapıyorsunuz. Bukhari'yi aldınız, kafanıza göre şey ettiniz, böyle dezenfekte edilmiş bir şeyini şey diyorsunuz. Niye Bukhari'nin aslını millete göstermiyorsunuz ki? Millet görsün, bu peygamber düşmanı, gerizekalı, cahil olduğunu görsün. Kutsamışsınız bu adamı, bir sürü kutsallarınız, putlarınız var. Şimdi meydan okuyorum sana. Eğer bu senin basın müşavirlerin ki sen tekzip etmezsen, sidik içme konusunda. Eğer dediği hadis Bukhari'de yoksa, sizin dediğiniz gibi Bukhari'de yoksa, ben deve sidi içeceğim. İşit beni. Eğer Bukhari'de varsa ve siz yalan söylüyorsanız, mahkemeye vereceğim sizi. Eğer siz yalan söylüyorsanız, o zaman siz deve sidi içeceksiniz. Var mısın buna, bu meydan okumaya?